Saygıdeğer izleyiciler, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bir süredir takip ettiğiniz Nokta TV ekranlarından Türkiye'nin dış politikası ve dünyadaki dış politikaya ilişkin gelişmeleri de biz programlar halinde sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bugün çok değerli, çok kıymetli bir konuğumuz var. Daha önce de Nokta TV ekranlarında sık sık sizleri dünyadaki gelişmeler, özellikle bölgesel gelişmeler konusunda bilgilendiren son derece yetkin ve saygın bir isim, Sayın Emekli Amiral Deniz Kutluk. Amiralim hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Haluk Pekşen. Umuyorum keyifli bir yayın olur. Ben de umuyorum. Sizin de yayınlar öyle oluyor nitekim. Şimdi tabii dünyada çok enteresan bir süreç başladı. Bu Covid de dünyadaki soru işaretlerini, kuşkuları giderek artırmaya devam ediyor. Hem ekonomik olarak dünya başka bir yörüngeye doğru dönmeye başladı. Yine lojistik açısından da, tedarik zincirleri açısından da sanki dünyada her şey yeniden, parametreler yeniden belirleniyor. Dünyanın dengelerinde ciddi anlamda yeniden kurgular oluşuyor, yeniden kuruluşlar oluşuyor gibi biz de böyle dikkatli izlemeye başladık bunları. Siz tabii bütün bunların içerisinde olan bir insansınız. Her ne kadar emekli olsanız da emeklilikte bir kenara çekilip oturmadığınızı biliyoruz. Bunların hepsine dinamik olarak en azından düşüncelerinizle, birikiminizle katkı vermeye gayret ettiğinizi de biliyoruz. Bugün Nokta TV izleyicilerine bence çok önemli bilgiler aktaracaksınız ve çok önemli yönlendirmelerde bulunacaksınız. Buna inanıyorum. O birikiminizi bizden esirgemeyeceğinize inanıyorum. Şimdi tabii bizi dünyadaki bu gelişmeleri bir taraftan etkilerken öbür taraftan da bizim bölgemizde de ciddi bir aşamaya gelindi. Özellikle Karadeniz'de, Soğuk Karadeniz, işte adın üzerinde Karadeniz'de sanki bir taraftan sular ısınıyor, bir taraftan da yükseliyor gibi. Ama önce bir dünyaya ilişkin şu son dönemlerde Çin ile Amerika arasında giderek artık birinci derecede husumete doğru dönüşen bir süreç. Çin'in işte kuşak yol projesiyle Amerika'nın çıkarlarına karşı geliştirdiği bir takım modeller. Arkasından Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ilişkilerinde Biden'la başlayan yeni süreç. Bütün bunları bir değerlendirirseniz onun üzerinden biz de Karadeniz bölgesine doğru yavaş yavaş döner oradan sormaya başlarız. Tabii eksik olmayın. Teşekkürler davetiniz için. Biden yönetim başa geçince biliyorsunuz önce ilk yaptığı şey kurallara dayalı düzenin takibi, rule based international order diyorlar. Şeklinde bir terimle ortaya çıktı. Bu ne manaya geliyor? Bu Amerika'nın 2. Dünya Harbi'nden sonra yarattığı bir düzen var. İşte yok Dünya Bankası, NATO, Birleşmiş Milletler, IMF bunların kurduğu düzene uyulması beklentisiyle ve bunu öne çıkaracağını beklentisiyle yapılan bir açılım başlattı. Hemen arkasından biliyorsunuz NATO zirvesi Amerika'nın düşüncelerini oluşturması için ertelendi ve Amerika Trump zamanında açılmış bulunan Avrupa ve Amerika ilişkilerini, güvenlik ilişkilerini tamir edeceğini ve eski düzenine sokacağını yanında beyanda bulundu. Bunun sonunda hazırlıklar yapıldı ve Haziran ayında NATO zirvesi oldu. Bu arada da birçok arka plan çalışma gelişiyordu. Bir yandan NATO içinde Rusya'yı tehdit ilan etmek isteyen çabalar izlendi ki bu çok önemli bir değişim oluyor. Buna geri döneceğim. Bir yandan da Çin'i bizim etik kurallarımıza uymuyor tarzında bir suçlamayla. Çin biliyorsunuz aşağı yukarı son 15 yıldır dünyanın motoru. Yani dünyada her ülkenin kalkınmasında rolü var. Ucuz iş gücü, büyük tüketim, kirli endüstrilerin kendisi tarafından üstlenmesi, buna dayalı çok büyük bir ham madde ithali, çok büyük bir ihracat potansiyeli ve hızlı kalkınma. Yani Çin'in dünyada yarattığı etki parasal, finansal enstrümanlarda da çok önemli. Böyle bir Çin'i birdenbire yani yeni dünya düzeninde karşımıza alacağız diye bir gerekçe üretilmeye çalışıldığını gördük NATO'nun içinde. Fakat bunlar zirve toplandığında öyle istendiği gibi gelişmedi. Çünkü sonuçta bir üye bile itiraz etse zirve böyle bir karar alamaz biliyorsunuz. Orada mutlaka oydaşma olması lazım, konsensus kuralı diyorlar. Ve ne oldu? İşte Rusya hakkında bir takım açıklamalar, işte 8-9 madde, %12'si zirve kararlarının. Çin hakkında bir takım açıklamalar. Bunların özü de şu, yani Rusya sen Ukrayna'da Kırım'ı ilhak ettin, biz bunu yasa dışı görüyoruz.
Niye yasa dışı görüyorsunuz? Yani mahkeme misiniz böyle görüyorsunuz? Yok, bir mahkemeye sordunuz mu? Hayır. Ama öyle görüyoruz. Çin, sen de işte çok fazla teknolojik yatırım yapıyorsun, askeri güvenlik konusunda hamleler yapıyorsun, nükleerleşiyorsun. Bunu da hoş görmüyoruz. Halbuki Çin biliyorsunuz Avrupa'nın güvenlik alanının dışında ve NATO'nun kapsadığı bölgenin dışında bir yer. Üstelik yani 10-15 yıllık işbirliği var. Şimdi dönersek tekrar Rusya ile NATO'nun ilişkilerine 1989'unda duvar yıkıldıktan sonra 91 yılından itibaren Rusya ile NATO yaklaşmaya başladı. Amaç Rusya ile olabilecek kadar düzenli ilişkiler götürülmesi. Bu arkasından 97 yılında bir anlaşmaya bağlandı ve 2014'e kadar bu böyle gitti. Yani 25 yıl NATO ile Rusya, NATO konseyi içinde, NATO konseyi askeri yapısı içinde kardeş gibi her konuları müzakere ettiler. Nitekim Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un da birkaç ay önce böyle bir açıklaması var. Tabii. Biz neredeyse NATO'yla NATO üyesi olacak noktaya kadar gelmiştik. Ama şimdi burnumuzun dibine kadar füzeler dayandı. Yani Ukrayna'yı da eğer NATO'nun içerisine alırlarsa Moskova'ya füzelerin mesafesi 5 dakika inecek diye büyük bir tedirginlik açıklaması tabii yaptılar. Bunu haklı gören başka şeyler de var. Çünkü antibalistik misail, ABM anlaşmasını Amerika tek taraflı olarak ortadan kaldırdı. Bu otomatikman başkentin korunamaması, yani nükleer bir savaşta korunamaması riskini doğuruyor. Çünkü bu dehşet dengesinin anahtar konularından bir tanesi. Başka konular da var tabii. 2014'te Kırım'ın ilhakı sanki aniden oluşmuş gibi algılanıyor veya algılatılmak isteniyor. Özellikle Batı medyası tarafından. Hı-hı. Arka plan hiçbir şekilde söylenmiyor. Hı-hı. Arka planda ne vardı? Arka planda Karadeniz'e girmek isteyen bir Amerika vardı. Deliler gibi Türkiye'ye baskı yapıyordu. Askeri alanda baskı yapıyordu, NATO'da yapıyordu, uluslararası akademiyada, akademik ortamlarda yapıyordu, konferanslarda yapıyordu. Karadeniz kıyıdaşlarını özel olarak toplayıp Amerika'da, Harvard'da bilinçlendirerek onları yanına çekmeye çalışıyordu. Yani yapmadığı kalmamıştı. Şimdi, peki efendim, buradan sorayım, devam edin o zaman. Donbas eklendi şimdi. Oraya geliyorum. Şimdi Donbas'tan önceki safhasındayım. Bu hamleleri Türkiye göğüsledi. 2001 yılında Türkiye ekonomik işbirliği programlarını başlattı Karadeniz kıyıdaşlarıyla. 2003'ten itibaren Türkiye Karadeniz'de güvenlik işbirliğini başlattı. Kendi öncülüğünde. Bütün kıyıdaşları buna ikna etti. Beraber artık askeri harekat yapmaya başladılar. Arkasından uyum harekatını getirdi. Arkasından sahil güvenlik komutanlarının işbirliği başladı. Arkasından güven arttırıcı önlemler paketi işbirliği başladı. Arkasından istihbarat değişimi. Arkasından Karadeniz'deki bütün kaçakçılık işte odur budur varsa peşine koşulması birlikte yapıldı. Çünkü neden? Amerika'da bir takım düşünürler. Karadeniz güvensizdir. Bize tehdittir. 7000 mil ötedeki Amerika'ya tehditmiş. Ve bu yüzden biz buraya girmeliyiz mantığını yürüyordu. Amerika'ya bu 9-11 olayları kulelere çarpıldıktan sonra uçaklar Amerika daha büyük bir hamleyle buraya girmek istedi. Akdeniz'de kurduğu bir daimi deniz gücünü buraya sokmak istedi. Türkiye bütün bunları bu söylediğim adımlarla göğüsledi ve önledi. Bu ne zamana kadar sürdü? 2016 Temmuz'una kadar sürdü. Bu arada 2014'te Amerika'nın Karadeniz'de bu söylediğim askeri varlık göstermesini meydana getiremeyince burada Gül ve Kadife devrimleri, Turuncu devrimleri devreye sokmak istedi. Gül devrimiyle malum Gürcistan'da Şakaşvili'yi başa getirdiler. Şakaşvili Güney Ossetya'nın kendisine bağımsızlık ilanını askeri güçle bastırmak isteyince Amerikan tavsiyeleri, askeri tavsiyeleri üzerine Rusya burayı aşağı yukarı 4 günde işgal etti. 40 kilometre yakınına kadar Tiflis'in geldi. Ve sonuçta arabulucular devreye girdi. Güney Ossetya, Kuzey Ossetya'ya katıldı. Bir Ossetya bağımsız devleti oldu. Abazya'nın bağımsızlığını Rusya tanıdı. Ossetya'nınkine beraber. Dolayısıyla Gürcistan toprak kaybetti. Saakashvili de görevden düştü. Popülaritesini kaybetti. Şimdi bu aynısı aslında Kırım'da oldu. Aynı model. Kırım'da bu kadife devrimlerden, turuncu devrimlerde Timoşenko'dan başlayarak 2014'e gelinceye kadar sürekli bir devrimsel dış müdahale oldu. Sonuçta Amerika bu yatırımların karşılığını 10 sene sonra 2004 ile 2014 arası yaptığı bu faaliyetler sonunda gördü. Ve buraya da bir gece yarısı baştaki Yanukovic görevinden asker yani silah gücüyle uzaklaştırıldı. Birdenbire Avrupa Birliği'nin bir kararını veto eden Cumhurbaşkanı'nın yarattığı
söylenen tepkilerle halk hareketleri başladı. Arkasından içine milisler girdi. Silahları nereden buldularsa güçlü bir yapı girdi. Ve arkasından oradan uzaklaştırıldı Yanukovych ve yerine Batı yanlısı bir Poroshenko getirildi. Arkasından da Rusya yanlısı Ukrayna milliyetçileri harekete geçti. Nerede? Kırım'da. Nüfusun %70'i zaten Rus kökenli. Nerede? Donbas'ta. Evet. Donetsk ve Lugansk'ta. İşte bu ikisi kopma noktasına Kırım'ı getirdi Sivastopol'la beraber. 2014'te Kırım ve Sivastopol ikisi de halk oylamasına gittiler. Dediler ki biz bağımsız olacağız. Zaten Kruşçev zamanında bağlanmışlardı Ukrayna'ya. Evet. Bağımsız olmak istiyoruz dediler. Halk oylaması yaptılar. Bu self-determinasyon hakkının normal bir yansıması aslında. %92 oyla bağımsızlık kararı aldılar. Aynı oyla Rusya'ya katılma kararı aldılar. Şimdi ben burada yasa dışılığı çıkaramıyorum. Yani kanun dışı burada ne var? Evet güçler kullanıldı. Evet her siyaset menzilinde olan işler oldu. Ama yani sonuçta da yasal çizgide takip edildi. Ondan sonra o dönemde işte bu Donbas bölgesi hareketliydi. Buradaki iki cumhuriyet bağımsızlıklarını ilan ettiler. Birleştiler. Ve dediler ki biz özellik istiyoruz. Çatışma başladı. 487 kilometrelik bir sınırla bağlılar Ukrayna'ya. Evet. Çatışmaları yatıştırmak için Minsk süreçleri devreye girdi. İşte Normandi ülkeleri, Fransa, Almanya ve Ukrayna'nın katılımıyla bir ateşkes imzalandı. Ateşkesin 13 maddesi var ama 3 maddesi önemli. Bu 3 maddeden de işte ağır silahlar çekilecek, esirler değiştirilecek ve Donbas'a özellik verilecek. Evet. Anayasa değişikliğiyle. Bu anayasa değişikliğini Ukrayna Zelenski seçilince cumhurbaşkanı olarak birinci hamlede yapabildi. Meclisten birinci görüşmesini geçirebildi. İkinci görüşmeyi geçiremedi. Ukrayna içinde de olan bir tam var. Oraya gelmeden bu Donbas bölgesinde ateşkes ihlalleri devam ediyor. OSCE'nin, AGIT'in ateşkesi sağlamak, monitör etmek için bir yapısı oluşturuldu. Bu yapının başına bir Türk büyükelçimiz getirildi. 5 yıl bu işle uğraştı. Fakat ateşkesin artmasını durdurabildi ama yaşanmasını engelleyemediler. Bu halde dondurdular bir anlamda. Donbas şu an bir arkasında Rus yığınaklanması var ama Ruslar sonuçta Rusya topraklarında bulunuyorlar. Yani Donbas'ın içinde değiller. İyi. Dolayısıyla kendi topraklarında. Ama sınırı çok yakın bir bölgede Nisan'dan beri. Yakın ama hani biz burada bir istila gücü olarak bulunmuyoruz beyanları var. Üstelik diyorlar Donbas bizim işimiz değil. Hı hı. Donbas Ukrayna'nın işi. Evet. Ukraynalı milliyetçilerle Ukraynalı ayrılıkçılar arasındaki bir meseledir. Bizi işine katmayın demeye getiriyorlar. Geçenlerdeki açıklaması bu yönde. O yöndeydi. Şimdi dolayısıyla bu noktada işte birdenbire bir hafta önce Batı kaynaklı bir istihbarat işte Rusya şöyle saldıracak. Donbas'ı alacak, Ukrayna'yı alacak, onu geçecek. Hatta işte kuzey ülkelerine gidecek, Baltık ülkelerine yönelecek gibi bir istihbarat paylaşıldı. Şimdi hiç kimse böyle bir istihbaratı oluşturamaz. Bunlar spekülatif istihbarat. Hı hı. Bunlar yanıltıcı istihbarat. Yani böyle bir istihbarat olmaz. Böyle bilgi olur da siz bu adamın niyetini nereden takdir ettiniz? Hı hı. Öte yandan Rusya'ya bir bakalım. Şimdi Rusya kırmızı çizgilerim var diye 25 yıl NATO'da bunu söylemiş. Evet. Ukrayna benle et ve tırnak gibidir. Yarısı zaten benden gelme insandır. Diğer parçalı bohçalı yerleri de vardır. Rusça konuşurlar. Benim savunmamın da önemli bir parçasıdırlar. Evet. Nükleer füzeleri beraber yaparız. Gemileri beraber tasarımlarız. Uzay çalışmanı beraber yaparız. Bunu benden koparmaya çalışmayın. Koparmaya çalışırsanız sonuçları olur diye benim başında bulunduğum birime en azından Ruslar defalarca bu konuyu getirdiler. Bizim de Rusya'da ofisimiz vardı. Oraya da getirdi. Her görüşmede bu konularla ele alındı. Yani siz doğuya büyümeyeceğiz dediniz, genişlemeyeceğiz dediniz, evet. Sözünüzü tutmadınız diyor NATO'ya. Evet, doğru. Aynı şeyi Avrupa Birliği'ne de söylüyor. Siz de doğuya büyümeyeceğim dediniz. Yine büyüdünüz. Bu eski Sovyet devletlerinin içinize aldınız. Tamam. Ama bundan sonra Ukrayna'da bunu yapamazsınız diyor. Etle tırnak gibi biz iç içeyiz diyor. Şimdi bunu dikkate almayan Batı, demeyelim Amerika olsun. Çünkü Batı içinde de Ukrayna'nın NATO içinde, hatta Avrupa Birliği içinde yeri olmadığını düşünen çok insan var. Ve doğru düşünüyorlar. Ukrayna çünkü NATO'ya girebilirim diyor ama Zelenski giremez. O konuyu açarsanız konuşuruz. Burada şeyi sorayım, onu bir tam yerine geldiği için onu sorayım, o konuda düşüneceğinizi öğreneyim. Mesela Rusya hiç alışık olmadık bir şekilde, diplomaside de pek örneği rastlamayacak bir şekilde Almanya ile Fransa ile yapmış olduğu gezi görüşmeleri deşifre etti. Bu Almanya'da, Fransa'da çok tartışıldı. Çok
ses çıkardı. Yapar. Yani sonuçta biliyorsunuz dış politika bir kol güreşidir. Evet. Hangi kaldırıcınız varsa o kaldırıcı kullanırsınız. En son anda da askeri gücünüzü kullanırsınız. Yani evet. İşler çok sıkışırsa. Şimdi Rusya tabii ki bir gücü var. Ama bu gücü esas olarak 17 milyon kilometre karelik kendi toprağını korumak için kullanıyor. Ama diyor benden toprak çalmanıza izin vermem diyor. Ben diyor cumhuriyetler, oblastlar, özerk yapılar böyle karmaşık bir yapı içindeyim diyor. Evet. Siz diyor bugün bunu kemirin, yarın bunu kemirin. Ben size bunu izin vermem, bunun sonu yok diyor. Siz beni yok etmek istiyorsunuz diyor. Bunda da haksız değil. Yani kapalı kapılar arkasında Rusya'nın Yeltsin zamandaki çözülmesinde, döneminde ve parasız pulsuz kaldığı bir dönemde Rusya'yı parçalayalım, alalım, bitirelim, yutalım diye düşünenler olmuştur. Yani benim kulağıma çalındığı için bunu aktarıyorum. Evet. Yazılı belge derseniz o elimde yok ama yani uluslararası ortamda ve kulağıma çalınan gece yarısı yorumlarında bunlar vardı. O zaman bir soru da şu olsun amiralim. Bu dediğinizi belki teyit edecek bir durum, fiili bir durum. Mesela o Yakutistan bölgesinde, Sibirya'nın olduğu bölgede Çinli yaklaşık 18 milyon insan yaşıyor. Ya yani orada müthiş bir fiili hakimiyet oluştu Çinliler tarafından ve Rusya'nın orada da bir tedirginliği var. Yani bu söylediğinize evet, belki de... orada Yahudiler de var söylediğiniz evet. yerde. Ayrıca onlar da tedirgin. Şimdi NATO zirvesi yaptıktan sonra bu sene Haziran ayında biliyorsunuz bu Rus ve Çin'in tehdit olarak algılanmasını başlangıçta çünkü Rusya'ya tehdit Çin'e risk diyorlardı. Evet. Bu hazırlık esnasında. Evet. Zirve hazırlığı esnasında. Fakat üyeler bunları benimsemedi. Ve bunları yumuşattılar. Çünkü bir ülkeyi tehdit kabul ettiğiniz zaman 25 yıllık yaşanmış tarihi ters yüz etmek zorundasınız. Evet. Bu nelere mani oluyor biliyor musunuz? Ülkelerin hepsinin savunma harcamaları artacak. Bütün silahlı kuvvetlerini modernize edecekler. Nükleer kabiliyetlere yatırım yapılacak. Bunlar bu paralar ekonomiye harcanıyor şu an. Yani evet. Bunları şimdi buraya harcadığınız zaman ülkeler nispi olarak fakirleşiyorlar. Tabii hiç kimse bunu istemiyor açık konuşmak. Yaşam kalitesini yer tabii onun için kimse Rusya'yı yani 25 yıl NATO'nun içinde karargahı olan Rusya'yı yani birdenbire tehdit görmek istemiyor. Yani Kırım'dan başka da gösterdikleri örnek yok. Kırım örneğinde aktardım az evvel arkasında büyük manipülasyon var. Evet. Durupdurken olmadı. Rusya'nın lafını dinlemedikleri için oldu. Şimdi şu anki konuşmalara bakarsanız işte zirveden sonra, bu krizden sonra yapılan açıklamalarda, işte Dışişleri Bakanları Konseyi biliyorsunuz toplandı Riga'da. Evet. Ve dediler ki, efendim Rusya sonuçlara katlanır. Ne sonucu? Siyasi ve ekonomik. Hukuki, siyasi, ekonomik evet. Hukuk yok. Siyasi, ekonomik. Hukuki diye ben not almışım ama demek ki anladım. Tabii hukuk kullanacaklar ama. Evet. Şimdi dönüp soruyorum ben NATO yöneticilerine. Ya kardeşim siz böyle bir örgüt müsünüz yani? Ekonomik ve siyasi baskı yapacak Avrupa Birliği bunu söylese anlarım yani evet. Onun bir gücü var. Yani şeyin NATO'nun böyle bir gücü aslında yok. Evet. Peki bunu niye yapıyorsunuz? Bunu yapıyorsunuz. Efendim Ukrayna'yı bize vermiyoruz ya ne yapalım? Biz de böyle yapıyoruz. Aslında söylediğimiz bu. Evet. Böyle ittifak olur mu? Şimdi yani bu ne biçim ittifak? Şimdi bu ittifakın bu yapısı ve bu düşüncesi dizginlenmek zorunda. Dizginlenmezse başımıza dert gelecek Türkiye olarak. Evet. Karadeniz'de. Geçmeden önce şu Çin'i bir tamamlayayım o zaman amiralim. Tamam. Çok güzel bir yerden başladınız. İlk girişiniz önemliydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyadaki ekonomik aktörleri işte IMF'den bahsettiğiniz evet, Dünya Bankası'ndan, evet. Dünya Ticaret Merkezi vesaire NATO da bunlardan birisi. Gerçekten enteresan bir şekilde sanki Çin'de de böyle benzer yapılanmalar işte BRICS gibi işte bölgesel kalkınma işbirliği örgütü gibi işte aynı zamanda İpek Yolu Bankacılığı Altyapı Bankası gibi çeşitli Şangay İşbirliği örgütleri gibi örgütler kurmaya çalışıyor Çin'de. Sanki onun karşısına bir farklı kurumsal yapılar koymaya çalışıyor. Bu da tabii sanırım Amerika Birleşik Devletleri ile askeri gerilimi de artıran bir yeni model gibi ortaya çıkıyor. Tabii şimdi Obama zamanından bu yana Amerika'da Çin odaklı, Çin'i kuşatmak veya contain etmek diyor onlar, odaklı faaliyetler yürütülüyor ve Amerika orada siklet merkezi yaratmaya çalışıyor. Yani aslında Amerika şunu yapıyor. Ben Avrupa ile artık yeteri kadar uğraştım. Tamam orada pek bir risk yok. Orta Doğu'dan da çekileyim. Çekiliyor Afganistan, Irak. Onları da kendi aktörlerine bırakayım ne yapacaklarsa. Ben gideyim Uzak Doğu'ya, Çin'e, Pasifik'e, o bölgede bu Çin'in bu yükselişini durduracak işbirliği yapayım. Ne yapayım? Ekonomik çevreleme yapayım. İşte KUAK örgütü olsun,
Asia olsun, o örgütü ayağa kaldırayım. Sonra işte Avustralya'ya gideyim, nükleer denizaltı anlaşması yapayım. Onun için İngilizler de katılsın. İşte üçümüz biz onu kotaralım. Ama İngilizler aynı zamanda Çin'le de çok ciddi bir müttefiklik çalışması içerisinde. Daha büyük mi? Olanı Avustralya'nın durumu. Avustralya'nın. Evet. O da RCEP'in içine girdi. Girdi ama bakın 430 milyon dolar günlük Çin'e ihracatı, 230 milyon dolar da ithalatı var. Var. Yani böyle bir ilişkiyi siz şimdi Çin olarak veya Avustralya olarak bozarken neye dayanıyorsunuz? Nükleer denizaltı Avustralya'nın ne işine yarar? Evet. Bu nükleer denizaltının görevi nükleer vuruş denizaltılarını takip etmek ve kritik zamanda yok etmektir. Bu bir stratejik denklemdir. Yani uzun bir konudur. Dolayısıyla Avustralya'nın bir nükleer vuruş kabiliyeti yok. O zaman nükleer denizaltıyı ne yapacaksın? Üstelik ne kadar büyük paralardan bahsediyor? 60 ila 90 milyar dolardan bahsediyorlar. Evet. 12 tane birden. Ya bir tane iki tane al bari. Bir dene hani evet. Donanman bunu kabul ediyor mu? Altyapına uygun mu? Hayır. Oysa burada büyük bir kol dükme var. Yani Avustralya'nın Amerika'ya, Fransa'dan alıp Amerika'ya ödediği bir diyet var. AUKUS gelişmeleri. Ama bu Avrupa'ya da yansıdı. Avrupalılar dediler ki ya siz Amerika, yani Trump zamanında dediniz ki kendi başınızın çaresine bakın. Biz işte transatlantik link denen bağı zayıflatıyoruz. Şimdi bizim ekonomik alanlarımıza tecavüz ediyorsunuz. Fransa hop oturdu hop kalktı, Avrupa Birliği topladı. NATO içinde bunu gündeme getiriyor. Yani sarsıldı NATO. Evet. Fransa'nın Avustralya'ya sattığı denizaltını. Beyin ölümü de bu sarsıntının bir parçası. Vallahi beyin ölümünden daha beter. Bu kafası kesilmiş gibi bir tehdit. O kadar durum vahim mi? Çok çok kritik bir durum. Allah'tan Fransa bu işe yaramaz Rafale uçaklarını şimdi Suudi Arabistan ve şeye satıyor da Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Katar'a o turu yaptılar. Yunanistan'ı kandırdı, satıyor. Yüksek fiyatlarla. Bunlar F-35'ten daha yüksek fiyata satılıyor. Ve işte biraz nefes almaya başladı. Yani aynı firmalar yapıyor bunu zaten. Biraz kendine geldi. Yani yatıştı. Ama çok sert işler oldu o dönemde. Avustralya'ya peki Avustralya'ya dönersek? Avustralya'ya dönersek Avustralya'nın işi çok zor. Yani bir yandan ticari partnerini kaybetme riskiyle karşı karşıya. Yani evet. Öbür yandan çok büyük bir açılım, çok büyük bir para harcıyor. Yani Avustralya'nın 25 milyon nüfuslu bir kıta yani devlet sana sonuçta. Evet. Yani nereyi koruyacaksın? Kim seni istila etmek istiyordu? Yani Tayvan alsa nükleer. Asıl sorun orada. Tayvan alsa anlarım. Hani tabii. Ben savaş yapacağım falan. Evet. Size ne oluyor yani? Ama işte dediğim gibi arka planı. Ama bu arada Japonya biliyorsunuz pasif savunmadır Japonya. Evet. Şimdi dedi ben karşı vuruş yapacak imkanları geliştirmem lazım. Parlamentosunda şu an tartışıyor. Evet, yani, geçen haftaki gündem oydu. Evet, evet yani bu böyle bir aslında gördüğünüz gibi yoğunluk o tarafta. Evet. Bu tarafta gelince. Pasifik. Evet, Pasifik. Bu tarafta aslında Kırım'ın abartılması dışında yani ciddi alınacak aslında bir şey yok. Ama dönüp Türkiye'ye bakarsak. Şimdi Türkiye, Ukrayna stratejik düzeyde neredeyse partnerliği var. Rusya'yla da yoğun bir işbirliği var. Aşağı yukarı. Burada çok kritik bir denge var. Türkiye'de arabulucu gibi pozisyon almaya çalışıyor ama evet burası ama inşallah, burada söyleyeceklerimiz çok önemli. İnşallah iki tarafla ilişkisini bozmaz bu süreç içinde. Arabuluculuk Rusya'nın pozisyonu bu iş benim işim değil. Bu Donbas ayrılıklarıyla Ukrayna'nın parçası halen. Ukrayna'daki milliyetçiler arasında bir konu. Beni ilgilendirmiyor diyor. O zaman araya kime gireceksiniz? Evet. Sorun burada. Rusya kabul etmiyor yani bu arabuluculuğu dolaylı olarak. Ama öte yandan Türkiye'nin Ukrayna ile ilişkileri var. Hem tarihten gelen, yani öz Türklerden gelen, evet. Hem işte günümüz ekonomisinde iyi ilişkileri var. Hem de Rusya ile çok yani %70 ilişkileri var. %70 iyi diyoruz da. Dün itibariyle ilişkilerimiz %70 iyi olarak rating aldı. Şimdi siz enerjinizi oradan alıyorsunuz, gaz. Nükleer enerjiyi oradan alacaksınız. Öyle dediniz, yapılıyor. Suriye'de işbirliği yapıyorsunuz. Onlara siz taze meyve sebze ihracat yapıyorsunuz. Türk mühendisleri, müteahhitleri Moskova'da en itibarlı inşaatları alıp yapıyorlar. Doğu Akdeniz'deki denkleme baktığınız zaman orada da Rusya'dan aslında işbirliği yapabilir durumdasınız. Çünkü şu an Rus-Yunanistan ilişkileri gergin. Hatta evet. Rating olarak %60 dünkü değerlendirmeye göre. O halde biz Rusya, ayrıca tabii biliyorsunuz Güvenlik Konseyi üyesi. Evet. Yani Rusya ile karşımıza alacak yani bir uçak olayı düştüğü zaman, jetini vurduğumuz zaman
krize girdik. Evet. Tekrar bu duruma geri dönmek bizim için çok çok lüks bir yanlışlık olur. Evet. Ödeyemeyiz bedelini. Ukrayna'ya dönersek, evet Ukrayna'ya dostuz. Ukrayna'ya silah ihraç ediyoruz. Hani o silahı nerede kullanacağını Ukraynalılar bilir. Rusya buna gerçi biraz itiraz ediyor ama... Özellikle SİHA'lar, İHA'lar konusunda. SİHA'lar, İHA'lar itiraz ediyor ama biz de Ruslara itiraz ediyoruz. Siz de S-15'leri Yunanistan'a satarken, S-300'ü Kıbrıs'a satarken, sonra Yunanistan'a verirken bize sormadınız. O halde biz de size soracak halimiz yok demek durumundayız. Ama buna karşılık Batı şu an Karadeniz'de Romanya odaklı ve bir bacağı da Yunanistan'da olmak üzere yığınaklanma yapıyor. Ayrıca işte en son Haziran-Temmuz ayında yapılan böyle 14 NATO ülkesi toplam davetlilerle beraber 30 ülkeye ulaşan katılımcılı Karadeniz tatbikatı yapıyor. Bu tatbikatlar sonunda patırtı çıkacağına dair güçlü işaretler var. Türkiye'nin şimdi burada bu çatışmaya girmemesi lazım. Çünkü Türkiye Birinci Dünya Harbi'ne biliyorsunuz 2014 Kasım'ında bu denizde girdi. Evet. Ve Amiral Suşo'nun kandırdığı donanmamız orada gitti. Rus Sivastopol'u, Batum'u bombaladı ve sonuçta biz savaşa girdik. Bir kere daha bu hatayı yapmamamız lazım. Sonuçta dış politika, tarih ve coğrafyanın senteziyle yaratılması gereken bir alan. Temel olarak. Doğru. Diğer alanlar da var. Ama şimdi biz burada Montreux'le Karadeniz güvenliğini bütün Soğuk Savaş boyunca korumuşuz. İkinci Dünya Harbi boyunca yine korumuşuz. Ondan sonra 2016'ya kadar yine korumuşuz. 2004'ten başlattığımız hamlelerle. Şimdi buraya Karadeniz'e yığınaklanma yapılmasını, Montreux'ü de biraz böyle esnetme yollarıyla, orada bir çatışma çıkmasını istemeyiz. Sebeplerimiz açık. Tarih ve coğrafya. Anlaşmaların bize verdiği yükümlülükler. Ama ısrarla işte Romanya'ya yapılan Amerikan yatırımları, oradaki üsler, kara birlikleri, hava savunma. Şimdi ABM denen bir anlaşma vardı. Belki hatırlarsınız 1972'de yapılmış. Bu anlaşmaya göre siz bir rakibinizi nükleer stratejik vuruşla yok ettiğiniz zaman o rakibiniz kendisini belli başkent merkezlerinde bu silahlarla koruyabiliyordu ve birkaç tanesi hayatta kalıyordu vuruş anında kendi nükleer kapasitesinin. O kapasiteyle sizi vurma kabiliyeti kazanıyordu. İşte bu kapasiteleri koruyan ABM anlaşmasıydı. Bu ABM anlaşması Amerika tarafından yok edildi, çıkarıldı, çekildi taraf olarak. Ama yerine tutup Romanya'ya koydu ABM'leri tek taraflı olarak. Yani şu manaya geliyor. Ben seni vurabilirim Moskova, ben seni nükleer olarak vurabilirim. Ama sen beni vurmak istersen Romanya'daki önleyicilerime seni önlerim. Evet. Bu tek taraflı nükleer dengeyi bozuyor tek taraflı olarak. Bunun için de Moskova dedi ki Romanya'ya bu silahları koydun ya sen benim şu an nükleer harpte ilk hedefimsin dedi. Yani ne kadar büyük dert açtı başına. Evet. Şimdi bunun ikinci bacağı Yunanistan'da. Dede Ağaç'ta. Çünkü Amerika Romanya'ya istediği gibi gidip gelemiyor. Evet. Çünkü Boğazlar'dan geçmek için 8 ile 15 günlük ihbar süresi var. İşte tonaj limitleri var. O var, bu var, şu var. Gidemiyor. Ne yapsın? Karadan ve havadan oraya gidip onları takviye ediyor ve rotasyonel gittirdiği birliği geri getiriyor. Bunu da yanlış anlamamak lazım. Burada Yunanistan kendi başına iş açmıştır. Bizim başımıza oradan bir tehlike gelmez. Ama bize gelecek tehlike Karadeniz'den gelecektir. Biz Ukrayna-Rusya ilişkisinin arasına yanlış girersek, NATO'nun bizi sürüklediği bir çatışmaya sürüklenirsek bizim için çok vahim bir sonuç olacak. Peki amiralim, NATO'nun bizi sürüklediği bir çatışma dediniz. Ama Ukrayna NATO'nun üyesi değil. Beşinci madde de işletilemeyeceğine göre NATO Ukrayna konusunda nasıl taraf olur? Evet, şimdi Ukrayna NATO'nun partneri. Evet. Hatta işte enhanced partnership diyorlar. Gelişmiş partneri. Bunun için Ukrayna'ya biz elimizden geleni yaparız gibi yuvarlak laflar var. Kim yapacak? Hiç NATO üyesinde seçilmiş ülkeler isterlerse yapacak. Bunun NATO ile bir ilgisi var mı? Yok. Yok. NATO Ukrayna toprak bütünlüğünü korumak görevi var mı? Yok. NATO Ukrayna hakkında bir karar alabilir mi? Alamaz. Ayrıca NATO'yu Ukrayna içine alabilir miyiz? Ukrayna NATO içine alabilir miyiz? Alamayız. Niye alamayız? Zelenski alınsın diyor. Evet. Ama Zelenski baştan da ben Putin'le çok iyi anlaşırım, beni seçerseniz işleri düzeltirim doğru, diyordu. Doğru. Ama o da olmadı, bu da olmayacak. Niye olmayacak? Bir defa Ukrayna'nın toprak bütünlüğü yok. Değil mi? Donbas tartışmalı. Kırım ayrılmış. Üstelik Batı'da bir sürü toprak anlaşmazlığı var. Yani Macarların azınlık olduğu bölge var, Roman azınlık bölgesi var, Moldova ile sorunlu alanları var. Dolayısıyla Ukrayna öyle
kendisini iç bütünlüğü olmadan, toprak bütünlüğü olmadan NATO'ya nasıl kabul edersiniz? Etseniz toprak bütünlüğünü nasıl koruyacaksınız? Bu kadar parçalı bohçalı. Alın, başınıza bela olsun. Hı hı. Beşinci madde işlemez bir üye olarak alın. Alıyorum seni içime ama beşinci maddeyi çalıştıramam gibi olur. Diğer yandan NATO'ya kabul edecek bir ülkenin 22 alanda geliştirmiş olması lazım kendisini. 22 alanda. Bunların en önemlisi savunma sektöründeki reformlar. Yani burada bir sürü yapılacak iş var. Bunları NATO, Ukrayna yapamadı. Yapamadı, yapmak da istemedi. Bir kısmı kaynak yokluğundan yapamadı. Bir kısmını da yapmak istemediği için. Ukrayna içinde diğer ülkelerden farklı olarak bir oligark yapısı var. Yani bu bahsettiğiniz 22 koşul NATO için uygun koşullar diye öngörülen. Evet, her ülke için geçerli. Kim girecekse NATO'ya bu 22 alanda reform yapması lazım. Bunların en önemlisi savunma sektöründeki reform. Yani savunma siyasetin emrine girecek, savunma NATO standartlarına adapte edilecek, eğitimleriyle, altyapısıyla, osuyla, busuyla bir sürü para harcanması gerekiyor. Ukrayna'da bunlar yok. Yani temel olarak yok. Bunu genel sekreter de söylüyor. Hı hı. Dolayısıyla Ukrayna NATO'ya ne kadar isterse istesin giremezler. Zelenski'nin geçen hafta beyanatı var. Bizi tek kurtaracak NATO'ya girişimizdir diyor. İşin buna kaldıysa kusura bakma ama sen kurtaramazsın. Geçmiş olsun. Onun için sen diplomasiye ağırlık ver. Bırak askeri çalışmayı. Peki orada o zaman şunu sorayım amiralim. Geçen Lavrov'la Amerikan Dışişleri Bakanı arasındaki görüşmede Lavrov diyor ki siz uluslararası anlaşmaları ihlal ettiniz diyor. Burada bahsettiği uluslararası anlaşmalar NATO'nun ikili ilişkilerde uyması gereken kuralları mı içeriyor? Yoksa ülkelerin işte iç işlerine karışma konusunda bir müdahaleyi mi içeriyor? İkincisi var bir defa. Öteyenden konvansiyonel kuvvetlerin Avrupa'dan azaltılması anlaşmasını da Rusya NATO'nun bu konuyu ihlal ettiği düşüncesinde. Üçüncüsü NATO'nun Rusya'ya taahhüt ettiği halde doğuya genişlemeyeceğini, doğuya doğru genişlemesinin de bir şekilde sıkıntılı olduğunu söylüyor. Tabii ki Ukrayna'nın yönetiminin değişmesi baştan aşağı harici müdahaleyle oldu. Açıkça konuşmak gerekirse. Yani 10 senelik uğraş sonucunda adı da belli Amerika'da bu işin kimin kotardığının. Hı. Eski NATO büyükelçisi bir bayan. Dolayısıyla herkes biliyor durumu. Yani bunların hiçbiri gizli değil. Evet. Konuşmalarını biliyor. Yani telefon konuşmalarını, rapor edişini biliyor. Ukrayna'da işi bitirdik. Tamam bizim adamımız başa geliyor diye beyanları var telefonda. Bu meydan olayları olduğu sırada. Hı, evet. Dolayısıyla yani Lavrov'un ağzından bir şey çıkıyorsa ona da çok dikkat etmek lazım. Çünkü Lavrov birincisi bütün siyasi liderlerden daha uzun zamandır Dışişleri Bakanı. 19 sene mi oldu öyle bir şey. Evet. İkincisi arkasında dünyanın en seçkin akademisi var. Her şey orada süzülerek önüne geliyor. Dolayısıyla Lavrov bir şey söylüyorsa dikkat etmek lazım. Şimdi Lavrov şu an ne söylüyor? Diyor ki siz bizim diyor Ukrayna'da diyor hani biraz daha sakin, hırçın olmayan bir pozisyona girmemizi istiyorsanız önce bize taahhütte bulunacaksınız ve anlaşma imzalayacaksınız ki doğuya ilerlemeyeceksiniz. Ukrayna'yı NATO'ya almayacaksınız. Buradaki uluslararası anlaşma bunu istiyor. Bu yok çünkü. Ortada bu yok. Bunu istiyor. Tabii şu an NATO'da buna, daha doğrusu Amerika'da buna bir cevap vermedi. Ama şimdi Amerika diyor ki consequence çok ciddi bir kelime İngilizce'de. Yani sonuçlara katlanırsınız manasında. Hı-hı. Yani ne sonuçları olacak ya? İşte ekonomik ambargo onlar gibi. Onlar bir etkisi olmaz etkisi. Ki. Kime etkisi oldu ki onların? Evet. Öte yandan Rusya'ya bakıyorsunuz. Rusya hidrokarbonları satan bir ülke. Bir de silah satıyor. Yani iki tane ihracat kalemi var. Bunun içerisinde enerji kavgaları da konulabilir mi? Öyle konur bir tabii. Şimdi o güzel bir nokta bu. Şeyin biliyorsunuz ikinci Kuzey Akım 2 boru attı. Evet. Schröder başında eski başbakan. Yatırım başladığı andan itibaren yani 2006'da galiba başladı. Başladığı andan itibaren Amerika buna direnç gösteriyor. Evet. Önce Almanların kolunu bükmek istedi. Adam başbakan, eski başbakan kolunu bükemedi. İşte Ruslara yaptırım yapmak istedi falan. Olmadı. Buna teknoloji satan ülkeleri durdurdu falan. Şimdi sonuçta boru hattı tamamlandı. Fakat içinden gaz geçmiyor. Çünkü Alman regülatör kurum lisans vermedi. Evet. Belli ki orada şu an bir blokaj var. Bir blokaj var. Fakat buna karşılık ne oldu? Şimdi endüstriler retardlı çalışıyorlar. Yok. Yani yavaş çalışıyorlar. Relatif. Relatif değil mi? Arabaları çalıştırırsınız ya ilk anda. Rölanti. Ha, rölantide çalışıyorlardı. Birden patladı endüstriler. Hı-hı. Amerika bu gazı olmayan pazara kendi gazını sokmuştu. Shell gazı sokmuştu. Hı-hı. Gemilerle taşıyarak. Hı-hı. Ve
1000 metreküpünü böyle 40 euro gibi çok ucuz bir fiyata sokmuştu. Fakat o kadar düşünce fiyat, bu gaz firmaları Amerika'daki iflasa doğru gittiler. Kendi borçlarını, yatırımlarını ödeyemez hale geldiler. Arkadan bu pandeminin yarattığı kapanlık ortadan bir kalktı. Endüstriler hareketlenmeye başladı. Evet. Endüstri enerji talep ediyor. Kış geldi, evler enerji talep ediyor. Kuzey yakım hattı açılmadı. Kimse de ucuz gaz var diye stok yapmamıştı. Birdenbire gaz fiyatları %500, %700 arttı Avrupa'da. Uçtu, evet. Şimdi o konumda Gazprom Avrupa'da herhalde sigarasını tutturuyor. Şu anda inanılmaz keyifliler. Müthiş. Tabii Amerika sayesinde 50 Euro'dan 1800 Euro'ya çıktı. Euro'ya fiyat. Çıktı. Müthiş para kazandı. Bakın. Tabii. Dolayısıyla Gazprom, ya kardeşim yani verirseniz lisans, gaza ulaşırsınız. Vermezseniz diyor. Ukrayna'yı dize getirmesi de bu yolda. Yani Rusya'yı karşınıza aldığınız zaman siz ülkenizden geçen boru hatlarından dolayı size mecbur olduğunu düşünebildiğiniz bir Rusya bütün Ukrayna'yı terk etti. Evet. Belarus ve Kuzey akımla ve Türkiye üzerinden gelen Türk akımıyla Avrupa'yı besleyecek hale geldi. Evet. Ne kadar büyük bir yatırım, ne kadar büyük bir düşünce. Evet. Yani Rusya'nın siyasette yapacakları çok önemli, kullanacağı ekonomik kozlar çok önemli. Üstelik biz Rusya'dan silah alıyoruz şu an. Evet. Değil mi? S-400 alıyoruz. İkinci tabur gelecek. O zaman amiralim bir soru daha. Şimdi iç politikaya da biraz o zaman dokunacak bu konu. Şimdi Türkiye ısrarla birkaç aydır işte Ukrayna Rusya arasında arabuluculuk görüşmesi burada rol alması gibi bir takım açıklamalar yapıyor kamuoyuna. İşte biz de arabulucu olacağız falan gibisine. Sanki dış politikada böyle bir süreç olası gibi. Ama sizin bu anlatımlarınızdan çok net bir şekilde görülüyor ki Rusya bu arabuluculuk pozisyonunu hukuken de dış politika tekniği açısından da kabul etmesi mümkün değil. O halde Türkiye'nin bu ısrarı nedeni nedir? Onlar Türkiye talep ediyor. Karşı taraf yani benimle ilgisi yok diyor. Dolayısıyla böyle bir şey yapılamaz diyor. Yani özetle üstü kapalı olarak bunu söylüyor. Bu durumda Türkiye'nin bir tarafta Ukrayna ile ilgili sıkı işte hem silah sanayine kadar varan ilişkileri, öbür tarafta Rusya ile yalnızca askeri değil, ekonomik olarak da çok yoğun ilişkileri var. Türkiye'nin arabuluculuk değil de her iki taraf arasında belki de iyi niyet elçiliği gibi bir ilişki yürütmesi daha mantıklı olur. Çünkü arabuluculuk bir hukuki statü. Tabii. Hem öyle olur hem de Türkiye çözüm üretmek istiyorsa iki tarafın da konusunu çalışmalı ve yatıştırıcı mesajlarla onlara yaklaşmalı. Yani normalde bu işi NATO'ya bulaştırmadan. Çünkü aslında NATO bu bölgede hangi gerekçeyle Rusya'nın üstüne çullanacak? Gerekçe var mı? İşte beşinci madde yok. Beşinci madde yok. Ukrayna, NATO üyesi değil. Rusya Ukrayna'yı işgal etse bize ne? Yani Irak, Küveyt'i işgal edince bize ne ise, Rusya Ukrayna'yı işgal ederse de bize ne? Evet. Etmeyeceğine ben %90 eminim ama ederse de bize ne? Donbas'a girerse bize ne? Donbas Rusya'ya katılırsa bize ne? Hiç bizi ilgilendiren yönleri yok bunların. Ancak Kırım'ın da yok bana sorarsanız. Kırım hukuki sürecini tamamlayarak atılmış bir siyasi adım. Dolayısıyla Kırım'da bir sonuçta beğensek de beğenmesek de bir adım. Kırım'daki Türkler, Tatar kökenliler onların haklarını korumaya devam edersiniz. Onların hangi cumhuriyetin altında olduklarını ilgilendiren bir yönü aslında yok. Ama biz Rusya ile çok büyük bir işbirliği içindeyiz. Bu işbirliğini Amerika bozmak için elinden geleni yapıyor. İşte silah sanayinde bize ambargolar yok. Katsa yaptırımları, onlar bunlar. Bunların kabul edilebilir bir yanı yok. Üstelik bunlar NATO üyeliğiyle de bağdaşır şeyler değil. NATO anlaşmasının ikinci maddesi, üyelerin birbirini ekonomik olarak destekleyeceğine amir. Siz hem onun altına imza atmışsınız, ona saygı duymuyorsunuz, ambargodan bahsediyorsunuz. Hem de ondan sonra kalkıp ülkeleri NATO'ya almaya çalışıyorsunuz. Yani neye inanacağız? Peki niye susuldu bu S-400 konusu? Sanki bir anda özellikle Biden-Erdoğan görüşmesinden sonra sanki böyle buzdolabına konuldu ve donduruldu gibi. Yani S-400'lerin akıbetiyle ilgili ne kamuoyuna bir bilgilendirme yapılıyor ne o tartışma varmış gibi bir durum var Türkiye'de. Tamamen yani görmez, duymaz, bilmez gibi bir aşamaya gelindi. Yani. Doğru, gibi ama evet. Gerçek öyle değil bence. Şimdi hiçbir ülke hava savunma silahlarını ne zaman nerede kullanacağını kamuoyuna deklare etmez. İstediği yere kaydırır, istediği zaman kullanır. Türkiye için de geçerli olan bu. Türkiye'nin hava sahasına tecavüz etmeyi düşünmeyenler için bu S-400'lerin zaten bir endişe edecek bir yönü yok. Ama bunları düşünenler için de S-400'lerin nerede olduğunu bilmemeleri, ne kadar aktif olduğunu bilmemeleri daha uygun. Evet. Çünkü sürpriz silahını kullanmak prensibi bu. Bence S-400'ler savaşa hazır.
bulmaları gereken yerde bulunuyorlar. Gizlenmiş yerlerde tutulurlar. Hangi cephede kullanacaksanız oraya bir gecede kaydırırsınız. Yani menzil kısalığından dolayı kaydırırsınız. İkinci tabur da bence alınacaktır. Yani ikinci S-400 paketi de gelecektir. Onda da bir sıkıntı olmaması lazım. Ama o pakette yerleştirme olduğu için o tip çalışmalar, teknik çalışmalar daha uzun zaman alacaktır. Peki, başka bir, madem buraya geldik, başka bir konu daha sorayım o zaman. Özellikle bu 15 Temmuz sonrasında silahlı kuvvetlerin organizasyon yapısı içerisinde de bazı değişiklikler yapıldı. İşte Genelkurmay Başkanı'nın Milli Savunma Bakanı ile ilişkisi, Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanları arasındaki ilişkiler falan anayasada olduğu gibi değil şu anda. Değil. Maalesef anayasayla çelişen bir yapı içerisinde. Evet. Ve bu bütün bunlar yapılırken Genelkurmay Başkanı görevini yürüten Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı oldu. Bu konulara ömrünü vermiş olmasına rağmen bu anayasal sistem içerisinde değil de bugünkü fiili durumla bu işi kotarmaya çalışıyor. Bu da kuvvetlerin belki de bu savunma anlamında, Türkiye'nin savunulması anlamında dinamik yapısı önünde bir set gibi duruyor. Bu konuda bir görüşünüzü verme abi. Valla dediğiniz anayasal çelişkiyi görüyorum. Sorarlarsa da açıklaması yapılır. Ama öte yandan bir ülkenin silahlı kuvvetleri hareket kabiliyetini bir an bile boş bırakmaz. Evet. Yani bu dağ başında bir genç kızı boş bırakmak gibi. Kurda kuşa yem olur. Onun için Türkiye'de aynı şekilde üst örgütlenmesi ne olursa olsun. Zaten muharip unsurlar biliyorsunuz aşağıdalarda. Evet. Yani yukarıda Genelkurmay seviyesinde stratejik kararlar alınıyor. Uygulayıcılar ordularda bile değil, daha da aşağılarda. Kol ordularda, tümenlerde, tugaylarda. Denizde tek birlikte veya komodorluklarda. Dolayısıyla aşağılara bunun bir etkisi olmaz. Ama belki bu yapı zaman içinde gözden geçirip daha etkin nasıl hale getirilir diye düşünmeleri de lazım. Tabii ki anayasal uygunsuzluk var. Çünkü Genelkurmay Başkanı doğrudan başbakana, bugün de başbakan olmana göre Cumhurbaşkanı'na rapor eder. Genelkurmay Başkanı kuvvetlere yönetir, etkisi altındadır. Yani bunları Milli Savunma Bakanı bir de sivil olduğunu düşünürseniz o şahsiyet siyasi işleri yapar. Yani Savunma Bakanlığı'nın siyasi işlerini yapar. Bu yönde görevi vardır. Normal ülkelerde böyledir yani. Hı hı. Tabii biz de önceki Genelkurmay Başkanı Savunma Bakanı olduğu için onun her iki işi de yapma kabiliyeti var şu an zihinsel olarak. O olgunluk hı hı. içinde hı hı. normalde bir sivili bulamazsınız. Her kişi birden yapacak sivili. Dolayısıyla zaman içinde bunlar yerine oturur, oturması gerekir diye düşünmek lazım. Peki o zaman tekrar geriye dönelim. Dönelim. Amiralim bu Rusya'nın Ukrayna arasındaki gerginlikten kaynaklanan durumu, işte NATO'nun da Karadeniz bölgesinde tatbikatlar yapması, Karadeniz bölgesindeki son gelişmelerde bölgede hani tansiyon yükseliyor, sular yükseliyor gibi endişeler yaratıyor. Ve Türkiye'de de benim gibi mesela yurttaşlarda acaba İdlib bölgesinde Rusya Türkiye'nin başına buna karşılık bir çorap örer mi? Kuşkusunu getiriyor. Tabii yani Rusya Türkiye'nin başına çorap örmesinin zorunlu olduğunu düşündüğü an envai çeşit öreceği çorap vardır bence. Evet. Yani elinde namütenayi kaldıraç vardır. Ama öte yandan Türkiye Karadeniz'de başı darda girmesin diye kendi tasarrufunda adımlar atmalıdır. Kendi iradesiyle. Örneğin Kırım'ın ilhak edilemez olduğunu sürekli tekrar ederek orada Rusya'yı bizar etmekten uzak durabilir. Bunu bir kere söylemek yeter. Bunu siyasi bir söyleme dönüştürmek lazım. İkincisi NATO'nun Karadeniz'le ilgili hamlelerinin Türkiye tarafından 2016 Temmuz'unda bu yeşil ışık yakıldı zirve kararında. O zamandan bu yana NATO burada yanaklanma yapıyor. Buradaki NATO faaliyetlerinin azaltılması yönünde çünkü sonuçta tırmanmanın yaratacağı riskler belli. Kontrolsüz sürtüşme ve çatışma oluşacak. Türkiye'nin adımlar atması lazım. NATO'nun Karadeniz'e büyük bir heyecanla girip çıkmasının aslında yavaşlatılması lazım. Türkiye 2016'ya kadar bunu zaten engellemişti. Rus uçağı düşünce 2016 Temmuz'unda NATO'yu Karadeniz'e davet eden bir kararı kabul etti Türkiye. Ve bu aslında pek uygun bir karar değildi. Ondan sonra Rusya ile ilişkiler normalleşti. Şimdi bu karardan geri dönülemiyor. Yani maalesef. Zirve kararı olduğu için. O halde bunun tamamlayıcısı adımlar atılmak zorunda. Montrö'nün bütün kuralları bir hakkın tatbik edilmeye devam edilmeli ki Montrö Karadeniz güvenliğini de sağlar. Montrö Akdeniz'deki bir Rus-Batı çatışmasını da engeller. O kadar nitelikli bir anlaşma. Malumunuz Lozan Anlaşması'nın da bir eki yerine geçmiştir.
Ve Lozan'a imza atanlar ancak Montreux'u değiştirme kabiliyetindedirler. Yoksa Amerika'nın Montreux'u değiştirme kabiliyeti falan yoktur. Yok. Dolayısıyla burada Romanya'yı belki atbaşı olarak kullanmayı falan aklına geçiriyordur ama Romanya'da gerektiği kadar herhalde taraflarca uyarılıyor. Çünkü bu işin Romanya'yı da ateşten bir çembere sokacağı açıkça gözükmektedir. Zannediyorum onlar da dikkat ediyorlar. Türkiye'nin NATO'nun bu ileri geri açıklamalarını ve tahrik eder açıklamalarını engellemesi lazım. Bunu engelleyebilir. Genel Sekreter'in ağzından çıkan her söz üye ülkelerin tamamından onay almış olmak zorundadır. Genel Sekreter kendi kafasına estiği gibi konuşamaz. Şimdi dünkü konuşmasına bakıyorum. Dün Alman Alman Dışişleri Bakanı ile yeni Alman hükümetindeki Dışişleri Bakanı ilk defa toplantı yaptı Verburg ile. Orada tekrar ettikleri var. Ukrayna ile ilgili söyledikleri var. Çin'le ilgili söyledikleri var. Diyor ki biz Çin'le küresel rekabet içindeyiz. NATO. Hiç anlamadım. Nasıl oluyor bu iş? Biz Çin'le küresel rekabet içine giriyoruz. Yani NATO'nun bir defa Çin'in olduğu bölgede evet. Bir etkisi yok. NATO bölgesinin dışında. Sonra NATO bir endüstriyel bir kurum değil. Çin'in gücü endüstriyel. Yani bu rekabeti çıkaramadım. İşte bizim değer ölçülerimizi paylaşmıyor Çin diyor. Şimdi Çin 1,5 milyar nüfuslu bir ülke. Yani tarihten gelen geçmişi bütün Avrupa ülkelerinden fazla. Siz onun değer ölçülerini nasıl yukarıdan değişebileceğini düşünebiliyorsunuz. Yani siz bunu açıklayınca Çin, bak Komünist Partisi karar alacak. Değer ölçülerimizi değiştirelim mi diyecek. Bu ne biçim açıklamadır? Bu değer ölçüsünün kriteri ölçüsü ne? Onu da ben merak ettim. İşte yani. O da şey işte. geleneksel işte Amerika'nın 2. Dünya Harbi'nden sonra kurduğu değer ölçüleri. Ne deniyor? Based kurallara dayalı uluslararası davranış ilkeleri. Evet. Şimdi buna karşılık Amerika. Bunu zaten Biden göreve geldiğinde de onun bir tekrarı evet. Bu. Buna karşılık Rusya ve Çin de diyor ki böyle bir zırvalık olmaz diyor. Olmaz diyor. Çünkü diyor siz kuralları kendiniz istediğiniz gibi orasından burasına eğip büküyorsunuz, anlaşılmaz hale getiriyorsunuz diyor. Bizim tanıdığımız tek kural uluslararası hukuktur diyor. Bunun normlarına uyduğunuz sürece zaten problem çıkmaz diyor. Bence çok isabetli bir açıklama. Yani ben de bu açıklamanın arkasındayım. Öbürü gri bir alan. Yani derinlik belli değil. Girerseniz boğulur musunuz, yüzer misiniz? Kime göre öyle? Yeni yer nereden çıktı? Yani NATO Genel Sekreterinin gerçekten bu çok son sıkıntıda, dönemlerde... Çok evet. Sıkıntıda. Allah'tan çok büyük bir politikacı. Yani eski başbakan. Evet. Yani dolayısıyla bu işten altından kalkıyor. Ama mesela bu Normandi formatı diye bir format bu Ukrayna barışını, ateşkesini sağlamıştı. İşte oraya geri dönülmesini istiyor. Orada tekrar bu işler ele alınsın diyor. Ama oraya geri dönülmeyi gerektiren bir şey yok. Şu an uygulamada Minsk. Ukrayna, Minsk 2. Minsk 2'yi uygulamada Ukrayna, Donbas bölgesinin beklediği özellik hakkını anayasal değişiklik yaparak iki oturumda görüşmesi gerekirken bir oturumda sağlayarak veremedi. Verse belki Donbas durulacak. Evet. Diyor ki verirsek Donbas bizden kopar. Ya koparsa kopar. Yani hiç olmasa hukuken kopar. Çeklerle Slovaklar hukuken koparken kimse bir şey demedi de. Şimdi Donbas koparken niye yani demek zorundasın. Bir de Donbas mutluysa senin içinde. Tamam. Mutluysa ve Ruslardan oluşan bir topluluksa o zaman kopsun daha iyi değil mi? Ne yapacaksın o toprağa? Peki o zaman şöyle bir şey gelir mi gündeme amiralim? Mesela Ukrayna'daki en önemli tartışmalardan birisi de Kuzey Ukrayna'nın işte Almanya ile geçmişte tarihi bir köklerinin olduğu, aslında Almanlarla onların tarihsel ortak paydalarının olduğu yönünde. Yani belki Donbas'la ilgili böyle bir süreç başlarsa bunun arkasından da Ukrayna'nın kuzeyinin Almanya ile organik ilişkileri de tahrik olur falan bu tip, gibi. Bu tip düşünceler de vardır ama bence o kadar derin düşünecek şeyi yok Ukrayna'nın. Kabiliyeti yok bu aşamada. Orada bence oligarkların ne düşündüğü daha önemli. İki tane oligark biliyorum. Yani bir tanesi boru hattına hakim. Diğeri de her şeye hakim. Yani 300 bin insan çalıştırıyor. Bu insanların aslında düşüncelerini okumak lazım. Yani Rusya'da da oligarklar var. Tabii. Ama Rusya'daki oligarkları Putin kontrol ediyor. Tabii, mutlak kontrol ediyor. Üç bacaktan bir tanesi evet. Rusya'da karar verici süreçte etken. Ama Ukrayna'da durumu değil. Ukrayna'da oligarklar hükümeti kontrol ediyor özetle evet, konuşursak. Tam evet. Dolayısıyla Ukrayna'nın zaten NATO'ya alınmaması bir sebep de bu aslında. Evet. Dolayısıyla oligarklar ne düşünüyor?
Hani bu kestirilebilirse. Ama bakın şimdi burada Ukrayna'nın şu parçalı yapısına bakarsak, bakın her tarafı başka bir ülkenin etkisi altında, görüyor evet. musunuz? Dolayısıyla Ukrayna yamalı bohça gibi, doğrusunu söylemek gerekirse. Toprak bütünlüğü yok. Çeşitli ayrılıkçı unsurlar daha sonra gelişebilir. Bunların çaresini Ukraynalılar düşünecek. Yani dışarıdakiler düşünemez bunları. Yani biz, NATO ve Amerika bunları düşünemez, çözemez. Yani bu Ukrayna'nın merkezi yönetiminin denklemin içinden çözülecek. Gelecek için konuşuyorsak. Ama tabii Ukrayna'dan Kırım'ın koparılması Karadeniz'de de büyük bir deniz alanları tartışması da başlattı. Evet. Kerç Boğazı ve işte Azak Denizi'nin içinde sorun alanları doğdu. Şimdi de dün itibariyle biliyorsunuz bir harp gemisi oradaki Mariupol Limanı'ndan çıkmak isterken Rusya tarafından uyarıldı. Geri döndü sonra gemi dün gece saatlerinde. Dolayısıyla o bölgede daha çok Ukrayna Rusya aleyhine 2018'de Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi'ne başvurdu. ITLOS denen Hamburg'daki mahkemeye başvurdu. Hala sanıyorum karar çıkmadı. Benim haklarımı kullandırmıyor bana dedi. Biraz Rusya orada agresif, doğrusunu konuşmak gerekirse Azak Denizi'nin içindeki işler bakımından. İngilizler geldi biliyorsunuz geçen Eylül ayında oradan bir harp gemisiyle geçerken Rusların sularının içinden geçti. Ruslar ona yaklaştı. Taciz, tecavüz karşılıklı, yok ateş açtıklarını iddia etti Ruslar. İngilizler böyle bir şey olmadı dediler. Dolayısıyla yani bölgede karıştırmak için bölgeye çok uluslararası sebep var. A freedom of navigation rights diyorlar. Evet. O hakkı kullanmak istedi İngilizler. Kerç Boğazı'nın içine Amerika girmiyordu şimdiye kadar. Yani Soğuk Savaş dahil Amerika oraya hiç girmedi Azak Denizi'nin içine. Çünkü orası bir iç deniz kabul ediliyor evet. idi. Ama iki devlete ayrılınca, hani Ukrayna'da Sovyetler Birliği'nden çekilince oradaki kara sularını çizdikten sonra ortada bir uluslararası deniz alanı var şu an. Dolayısıyla Kerç Boğazı'ndan da bir uluslararası navigasyon hakkı, transit geçiş hakkı doğuyor hukuken. Ama Rusya bunları engelleyecek adımlar atıyor. Yani evet. ben sizi bana bu kadar yaklaştırmam diyor. Evet. Öte yandan işte bu Temmuz, Ağustos ayında yapılan tatbikatta Rusya'nın 20 kilometresine Batı'nın nükleer kabiliyeti olan stratejik uçakları yaklaştı. Rusya dedi siz benim kırmızı çizgilerimi anlamıyor. Karşılıklı taciz iddiaları tabii, çıktı. Tabii. Yani 20 kilometreye nükleer kabiliyeti bu uçağın, stratejik uçağın yaklaşması evet. çok büyük öfke yarattı. Putin bizzat tepki gösterdi. Yani halbuki bunu tepki gösterecek bir sürü katman var. Tabii. O doğrudan duruyor. Cumhurbaşkanı seviyesinde tepki gösterdi. Yani bölgede patlamaya hazır bir yapı olduğu için Türkiye'nin çok ama çok dikkatli adım atması lazım. Ya birden kendimizi bu alev topunun içinde bulabiliriz. Sonra Amerika buradan çekip gider. Biz Rusya ile baş başa sınırdaş olarak kalmak zorundayız. Bunu da dikkate almamız lazım. Yani Türkiye'nin aslında bu arabuluculuk tezi hukuken Ruslar hukuka da oturmuş bir tez değil. Oradaki mevcut somut durumla da örtüşen bir tez. Evet, somut durum örtüşmüyor. Rusya'nın isteksizliği açıkça belli. Yani ama Türkiye'nin yapacakları var. İki tarafa da nedir mesela amiral? Doğru kanallardan iki tarafa da telkinde bulunması. Ukrayna'ya da Rusya'ya da. Sorunu Türkiye'de biliyor, çalışıyor. Günlerdir konuşuluyor. Bunu yapabilir. NATO için de yatıştırıcı bir rol oynayabilir. NATO'nun böyle azgınca davranmasına. Ama Libya'da yapamadı bunu amiralim. Libya'da hatalı karar verdik. Harika. Evet. Yani o karar biliyorsunuz. İlk karar, o zaman Başbakan'dı sanıyorum Sayın Cumhurbaşkanı. İlk karar doğruydu. Evet. NATO'nun burada ne işi var? Ne işi var? Evet. İkinci karar, bugünkü durumun yaratıcılarından bir tanesi oldu Türkiye mecburen. Yani NATO kartı bu sorunun çözülmemesinde anladığım kadarıyla sizin anlattıklarınızda en önemli kart o. Evet. Yani NATO'nun haklı gerekçesi yok, hukuki nedeni yok. Tabii. Şu anda gereği de yok. Böyle bir tartışmanın tarafı da değil. Tabii. Ukrayna bu NATO daveti yapabilecek bir uluslararası anlaşmadan kaynaklanan haklı nedeni de yok. Ukrayna'nın da böyle bir nedeni yok. Onun için NATO'nun bu kadar dinamik bir şekilde bu bölgede gerilimi tırmandıracak eylemlere destek vermesi de Türkiye tabii. tarafından tabii. Göz önünde bulundurulmalı diyorsunuz. Tabii. Bir de şunu unutmayalım. 1936'dan 2016'ya kadar Karadeniz bir sulh deniziydi. Evet. Şimdi burayı riskli ve Türkiye'nin güvenlik endişesi olan ve güvenlik yatırımı yapmak zorunda kalacağı bir alana dönüştürmesine izin vermememiz lazım. Evet. Çünkü güvenlik çok maliyetli bir alandır. Evet. Siz buraya sulh sağlamışsınız. Bütün kıyıdaşlar ekonomik bölgelerin
saptamışlar, paylaşmışlar. Herhangi bir uluslararası hukuk sorunu yok Karadeniz'de. Yok, Karadeniz'de yok, evet. Evet, şimdi Ukrayna ile şey arasında deniz sahalarında bir mahkemeleşme var. Onu da mahkeme çözecektir sanıyorum. Hem de yeni bir sorun bu. Yani yeni bir zamana sorun. Yayılması tabii, gerekir. Tabii, zaman tabii, içerisinde tabii, çözümlenmesi tabii, gereken tabii. Bir sorun olarak görüyorum ben bunu. Evet. Amirim çok keyifli bir sohbetti her zaman gibi. Eksik olmayın. Tam bir beyin fırtınası oldu. Evet. Yani dünyayı şu son dönem içerisindeki gelişmeleriyle değerlendirmeniz iyi oldu. Pasifik'teki Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında yaşanan olası bundan sonraki sürece ilişkin değerlendirmeleriniz gerçekten son derece önemli. Avrupa Birliği, NATO, NATO'nun işlevi, Rusya, Ukrayna ve uluslararası hukuk neler diyor? Çok karışık sizin bir hukukçu senaryo. Yanınız, bugün hukukçu yanınız, asker yanınızdan biraz daha evet. Öne geçti. Belki evet. Derslere gidiyorum bugün, belki onun için. Çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir yayın oldu. Ben de mutlu oldum. Umarım ilerleyen günlerde tekrar sizi İnşallah. Konuk çok, ederiz, çok beraberce sohbet ederiz. Sağ olun, iyi yayınlar. Siz de sağ olun. Evet, kıymetli izleyiciler, umuyorum siz de Sayın Amire'nin anlattıklarından çok önemli bilgiler edinmişsinizdir. Bundan sonraki süreci hakkında aslında hepimiz bir fikir sahibi olmaya başladık. Yani Türkiye'nin arabuluculuğu konusu konuşuluyordu son dönemler içerisinde. Aa ya bu dış politikada iyi bir şey gibi zannediliyordu. Ama bugün anladık ki arabulucu olmak için arabuluculuk bir hukuki statü. Arabulucu olmak için de hukuken bunun mümkün olabilir bir statüde işletilmesi lazım. Böyle bir durumun olmadığını Sayın Amiral çok açık bir şekilde hukuk zeminine de oturtturarak bize anlattı. Amiral'in başka bir özelliği de kendisi aynı zamanda Ankara Hukuk Fakültesi'nde öğretim görevlisi ve orada da bu konularda son derece önemli dersler veriyor. Ben tavsiye ederim. Bazen hukuk fakülteleri dışarıdan da izleyicilerin gelmelerine izin verirler. Umarım Ankara Üniversitesi de bunlara izin veriyordur. Amiral'imin derslerini sivil izleyiciler de kaçırmasınlar derim. Hepinize bu güzel yayını izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.